Merhabalar, ben Kürşat Ceylan. Doğuştan görme engelliyim. Size çok güzel haberlerimiz var. Görme engelliler için geliştirilen Vivog akıllı baston, Time dergisi tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından birisi seçildi. Daha önce de Birleşmiş Milletler tarafından örnek proje olarak seçilmiş, Thomas Edison adına verilen Edison ödüllerinde altın ödüle layık görülmüştü. Dahası Dr. Öz'ün gönüllü desteğiyle Vivog tüm dünyada duyurulmuştu. Peki ben bunu bugüne kadar nasıl hiç duymadım diye düşünüyorsanız gelin Vivog hikayesini size en baştan anlatayım. Teknolojinin ne kadar hızla geliştiğine hep birlikte tanık oluyoruz. Hatta kendi kendine gidebilen sürücüsüz otomobillerden bile bahsediyoruz. Ama gelin görün ki görme engellilerin kullandığı beyaz bastonlar hala düz bir sopadan ibaret. Beyaz bastonlar çok güzel, onlarla önümüzdeki engelleri algılayabiliyoruz. Ancak baş hizasındaki ağaç, direk, tabela gibi engeller algılanamıyor. Oysa teknoloji belki en çok görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Düşünsenize, gitmek istediğiniz bir yer var ve onun navigasyonunuza girdiğinizde o sizi adım adım götürüyor. Ancak görme engelli birisi olarak yolda yürüdüğünüzü hayal edin. Tek elinizde beyaz bastonunuz var, önünüzü kontrol ediyorsunuz. Diğerinizde telefonunuz var, navigasyonu sürekli dinlemeniz gerekiyor. Ve tabii ki bütün bu karmaşa içerisinde kimi zaman kimi kazalar yaşanabiliyor. Oh, I didn't notice that. As handsome as he is, he has scars on his forehead. The scars are beautiful. İşte bütün bu sorunları çözmek için Vivog akıllı bastonu geliştirdik. Vivog baş hizasındaki engelleri algılayıp uyarabiliyor, navigasyon verebiliyor. Vivog şimdiden 25'ten fazla ülkede görme engellerle buluştu. 28 farklı dilde, 250'den fazla kaynakta haber oldu. So I think this is the best part of being a tech reporter when you can see all that negativity about tech in 2018. We can just forget about it for a second and see the positive side of tech for 2019, at least for now. Ama hepsinden güzeli, bizi en çok mutlu eden kullanıcılarımızdan gelen işte bu güzel haberler. This cane will help him be more independent. Levi's 1:1 Miss Nikki found the cane and another family at the school foot the bill. But many will say that this gift is priceless. Bizim için de bir şeyler yapıldığını anlıyoruz. Fıtıya sarıldım yani, dedim ki hani biz gerçekten kendimizi kötü hissetmemeliyiz. Bizi anlayabilen insanlar da var dedim. Hayatım son günlerde biraz değişti. Akıllı bastonla birlikte çevremdeki engelleri tek başıma fark edebildiğimi gördükçe benim cesaretim, ailemin de güveni arttı diyebilirim. Ben de yani önceki bastonuma güvenmiyormuşum. Onu fark ettim yani kullanmaya başladıktan sonra. Ben açıkçası bastonu ilk defa kullanmaya başlasam Vivog'la başlamak isterim. Bugüne kadar hep şikayet ettiğimiz şeyler için harekete geçtik, imza kampanyaları başlattık. Bugün ise daha çok görme engelliye ulaşmak amacıyla bir kampanya başlatıyorum. Gelin siz de Change.org adresi üzerinden kampanya imzalayarak daha çok görme engelli öğrencinin Vivog sahibi olmasına destek olun. Sizden çok küçük bir ricam daha var. Videomuzu, sesimizi daha çok kişiye duyurmak amacıyla çevrenizle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.